Başak Hanım bakın biz deminden beri e, sorunu e, evet önemli şeyler söylüyoruz ama sorunu e, yanlış yerde tartışıyoruz. Yanlış bir mecrada gidiyoruz. Bakın biz çocuklarımızı yeni doğan bebeklerimizi devlete emanet ederiz. Özel hastaneye değil Başak Hanım. Biz çocukları devlete emanet ederiz. Devlet de elbette ki onu yöneten hükümet eliyle anayasal bir hak olan sağlığımızı koruma görevini yerine getirir. Getirmek zorundadır. Şimdi yeni doğan yoğun bakım ünitesi ister özelde olsun ister kamuda olsun bir yönetmelikle e, teçhizatı işleyişi yöntemi belirlidir. Özel için ayrı kamu için ayrı değildir. Yani birinci düzey dediğimiz işte sarılıklı bebekler gibi hafif yoğun bakım gerektiren bebekler. İkinci düzey orta yoğun bakım. Üçüncü düzey ise ağır yoğun bakım yani entübasyon solunum cihazı gerektiren bebekler için düzeylere ayrılmıştır. Şimdi ister kamu ister özel olsun devletin yönetmeliği gereği bütün bu hastanelerde bu ünitelerde bu teçhizatın, altyapının, hekim, hemşire, personel dağılımının aynı olması gerekir. Bunu da Sağlık Bakanlığı'nın denetlemesi gerekir. Şimdi, e, efendim, ambulans şoförüyle anlaşmışlar, para yemişler, şunu yapmışlar, bunu yapmışlar. Evet, yapmışlar. Yanlıştır. Allah da cezalarını versin, hukukta gereğini yapsın. Ancak bakın, bir çocuğu A hastanesi yerine B hastanesine götürdüğünüz zaman bir şey değişmemesi gerekiyor. Çünkü aynı altyapı aynı sistemin olması gerekiyor. Burada sadece maddi çıkar üzerinden hukukun işlemesi lazım. Yani eğer sağlıklı bir denetim olmuş olsa eğer Sağlık Bakanlığı bu üniteleri denetlemiş olsa benim size emrettiğim 3. düzey ikinci düzey burada yok seni kapatıyorum dese o zaman sorun değil bu bu sorunlar tartışmamış olurduk bebek hangi üniteye giderse gitsin özel efendim devlet üniversite ne olursa olsun sistem aynı şekilde işliyor olmalı sadece birisi daha çok para kazanır öbürü daha az para kazanır yani bebeğin sağlığına yansıyan bir şey olmamalı başak hanım benim anlatmak istediğim şey bu biz burada tartışmamız lazım efendim o parayı almış a hastanesine b hastanesine götür. e götürsün Bebek için ne değişecek? Bebeğin sağlığı için bir şey değişmiyor ki. Eğer o kriterlere uysaydı o hastane. Buradaki hadise basit bir yolsuzluk, basit bir usulsüzlük olarak devreye girer ve haksız kazanç elde etme üzerinden davalar görülürdü. Ama Sağlık Bakanlığı bu üniteleri denetlemediği için koskoca Türk Neonatoloji Derneği denilen yeni doğan yoğun bakım derneğindeki gerçekten bu işe ömrünü vermiş hocaların, uzmanların yardımına başvurmadan, onlardan yararlanmadan, onlarla birlikte denetim yapmadan doğrudan doğruya sistemi pazarlandığı için bu durumda burada acaba katil kim? Hepimizin bu soruyu sorması lazım. Bu bebeklerin ölümünde sadece bir ambulans şoförü, sadece bir tek doktoru sorumlu tutamazsınız. Onlar yüz karasıdır, en ağır şekilde cezalandırılmalıdır ayrı konu. Fakat bu insanlar bu suçu işleyecek meydanı nasıl boş buldular? Bunu anlatmamın nedeni şudur. Geçmişte ölenleri tekrar yerine getiremeyiz. Ancak bu sistem eğer derhal ve acilen düzeltilmezse, denetlenmezse yeni çeteler ortaya çıkabilir. Bakın ...konuya vakıf olmadığınız için mesela demin 5 aylık bebekten bahsettiniz ya bu 5 aylık bebek de çok kıymetli ama yeni doğan yoğun bakım ünitesi farklı bir şeydir 5 aylık bebek farklı bir şeydir o yüzden yani ben benim sizler ricam olayın tıbbi boyutuna çok girmeyin olayın tıbbi Hocam, boyutunu denetlemeye giren yok izin girmiyoruz biz hukukçularımızla ve sizinle aslında meseleyi izleyicilerimiz açısından daha anlaşılır kılmaya çalışıyoruz az önce evet, söylediğim de. nokta bence çok önemli siz bilmiyorum buna katılır mısınız katılmaz mısınız ailelerin şimdi sizin söylediklerinizle de hiçbir ailenin özel hastaneye e giderken böyle yüreğinde kaygı duymaması lazım ama evet. kaygı duyacaklar yani şimdi bunu evet, nasıl bir ber edebileceğiz? Bunun müsebbibi kim? Değil mi? Bunun sorumlusu kim? Yani şimdi sizin bakır. söylediğinizde belki bu açıdan başka bir şekilde zarar veriyor olabilir mi acaba? Bu da başka bakır, bir soru. Bilmiyorum buna da açıklık getirmek ister misiniz bakır, ama bir yeni doğan tamam. hekime olarak söylüyorum, bir e, sosyal demokrat olarak söylüyorum bebeklerimizin özel hastanelere bu kadar yüzde %60 düzeyinde sevk edilmeleri yanlıştır. Bak, bu, yan, bu yanlışı bir kenara koyalım. Bu sağlıkta dönüşüm programının bize yarattığı, bize getirdiği bir sistemdir Peki. ve yanlıştır. Sayın vekilim düzeltse bir ekleme yapabilir miyim? Ama zaten orada herhangi bir ücret ödemiyorlar. Yani öyle bir durum var. Yani ödemiz. aslında onu da yani tam tabir olmayabilir ama Oradan bir para çıkmadığı için o da aslında devletin yoğun yani bakımı devletin, denemez mi sayın e, vekili? Devletin bir sistem olduğu için zaten böyle bir e, yani yola gidiliyor, devleti, böyle bir kötülük organizasyonu okuluyor, kuruluyor. Bu arada bebeklerin değil. O Efendim? bölüşüm olarak yüzde değil mi? Yani o para mikro... hayır, hayır, pa Hocamızın e söylediği hayır, tüm bebeklerin, değil. yoğun bakıma gidenlerin yüzde <laughs> özelde özellikle, özellikle, yüz, yani. özellikle. Hayır o yüzde da karıştırmayalım. Yani parasını aslında <laughs> aileler Efendim? vermiyor. Yani devlet ödüyor aslında evet, onu evet, da. Evet, yani şöyle, yani de onu da altını şey, çizelim yanlış anlayalım. Bakın söz konusu para değil arkadaşlar. Çok Söz konusu benim anlattıklarımda para yok. Ben paradan bahsetmiyorum. Bebeklerin yüzde 60'ına özel hastanelerde bakılıyor. Bu yanlıştır diyorum. Bir. Sağlık politikası açısından değerlendiriyor. Yani. Devlet... Yetmiyor olabilir mi e, yet, sayın yet, vekilim? Yet, 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 mesela Yetmiyor olabilir sen mi? Sen Devlete götürdük vekendim, yer yok mesela. Tarkan Beyciğim, devletin Sistem imkanı neden olmasın? E, Koskoca Türkiye artık. Cumhuriyeti devleti kendi evlatlarına bakamayacak güçte de değildir. Bakın bu bebeklerin bakılabileceği çok güzel özel hastanelerin dışında çok güzel üniversite, vakıf hastaneleri ve kamu hastaneleri vardır. Yani sağlığı kamudan çıkaramazsınız. Bunu apayrı bir tartışma konusudur. Ancak diyelim ki hükümetin böyle bir tasarrufu oldu. Dedi ki kardeşim ben yani bebeklerimi özelde de baktıracağım. Peki kardeşim madem ki böyle bir karar verdin o zaman bebeği sen özel hastaneye gönderdiğin zaman o bebeğe devlet adına bakılır başakanım. Yani arasında oluyor zaten. Öyle doğru, yapıyor devleti, belki öyle eksiklikler olabilir. Konusunda. Türkiye Cumhuriyeti devleti adına anayasal görevini yapar özel sektör eliyle Peki devlet. Hanım, biz bunu, yaparken, tabi, tabi, yani biz bunu yaparken bunu bir... yaparken denetleme yapmazsa yani devletin... vatandaş ne bilsin özel hastane mi iyi üniversite mi bilemez ki. Peki. Devlet bunu bilecek ve diyecek ki kardeşim sen çocuğunu bana emanet et. Özel tüzel sen bakma bu siyasi bir konudur. Ben senin çocuğuna en iyi bakarım demesi gerekir. Bunun için de denetleme yapması gerekir. Burada denetleme olmadığı için bu ünitelerde yeterince yoğun bakım Peki uygulanamıyor. Efendim. Benim Peki. demek istediğim şey bu. Saadet hocam. Şimdi sağlık alanında uzman avukatlarımızdan da bir ekip kurduk özellikle bu yayın için OESD'de yani çünkü devletin yurt dışındaki puanı ile ilgili desteği alabilmesi için de bu yapıyı kurması gerekiyor diyor. Yani e, ne demek hocam? Şimdi e, bu bu nedenle çok önemli diyor hocam. Yani devlet destek alabilmek için e, kendi alanında bu destekleri bebek ölümlerine en üst sırada dikkat etmesi gerekiyor yani bebek ölümlerinin önüne geçmek zorunda. O Anladım. nedenle de devlet bu yüzden bu konuya çok önem veriyor. Yani Peki. bebek ölümü olmaması için ciddi bir çaba harcanıyor. Bu bebek ölümleri de e, önüne geçebilmek için sakat bırakıldı bu çocuklar. Yani 12 çocuğun bu kadar az, e, sakat bırakılan çocukların da bu kadar çok olmasının sebebi belli bir seviyede çocukları tutup bıraktılar, bıraktılar. diyor hukukçu diliyle. Hangi bile bilebildiğimiz kadarıyla bu yansıyanlar bilebildiğimiz... daha da çok... Peki. Şimdi bu ekrana gelenler e, sayın bir cümle ekleyebilir tu miyim Turan, Turan Çömez'in tabii tabii Turan Çömez'in tabii tabii buyurun. Şimdi ben bir iki de soru da sordum özellikle devletteki çocukların yüzde %60 özele noktasında yani e, şimdi net rakam gelirse aktaracağım. Tamam Yani peki. devlet hastanelerindeki çok peki buyurun. Bekleyelim onu. Rakam gelirse tamam. öyle aktaralım. Şimdi burada bakın bunlar tamamen e, aslında belge niteliğinde WhatsApp görüşmeleri bu örgütün kendi arasındaki yazışmaları Aslında e, gelen diyorlar işte e, fotoğrafları paylaşıyorlar bağcılardan gelen bebek ifadeye bakın şimdi biraz onu da yazılı olarak ekrana getireceğiz bebek pisliğin teki çıktı İlker Baba diyor sonra e, entübe edelim ifadesini görüyoruz. Hocam buna susturucu başlayalım. Deli gibi aynı diyor. Ya ben okurken gerçekten kanım donuyor. İşte gramını söylüyor. Ondan Sonra dönülüyor. Hocam özel bebeğe az bir anestezik maddeden söz ediyorlar. Ben ismini geçirmeyeyim. Koklattım. Deli gibi ağlıyordu. 80 soluyordu. Şimdi 40. Kestim nefesini haberiniz olsun. Bunun biz grafik haline e, dönüştürdüğümüz görselini verelim arkadaşlar. Ya bu suç değil yani şeytanlık bunlar, ya. Yani, bu... yani artık e, ödürmüşler çocuklarımızı. Yani şimdi bu öğretmenlik mesleğinin içine de sızanlar sızarlar. Işte bunu. E, hekimlerin içine de sızmışlar. Evet. Yani burada insan hayatı ve buradaki çocukların hayatına kastedilmiş koskocaman bir organizasyon kurmuşlar ve bu organizasyonun içinde çok üzülüyorum doktor demeye, ama e, antisosyal kişilik özelliği olanlar hiç iç görüsü olmayanlar kabul görür, meslekler seçerler. Yani cinsel istismarcı öğretmenin içinden çıkıyor ya da bugün baktığımızda işte çocuğumuzu öldüren de e, doktor, e, sağlıkçıların içinden en çok kıymet verdiğimiz alandan çıkmış. Yani toplum olarak güvenimizi sarsacak. Bugün e, yeni doğum yapmış ve bebeğini bırakacak olan kişi. Kırk kez düşünecek. O kapıda tabii. nöbet tutacak. İyi i̇şte bunlar, yapanları da tabi zaman tabii zan altında bırakacaklar. Bunlar yani. birbirini bulmuş. Yani tabii. doktor ambulans şoförünü bulmuş. Ambulans şoförü hemşireyi bulmuş. Yani bu, bir ekip kurmuşlar. Öyle, onlarca kişilik i̇şte bir örgüt. Bu bir günlük iş değil yani. Evet. Yazışmalarında gördüğümüz diyalog. Bebek pisliğin teki çıktı İlker baba doktor entübe edelim bunu söyleyen hemşire. Yani evladınızı entübe evet. edelim evet. diyor. E, emanet ettiğiniz. Yani bu denetimle ortaya çıkmaz bu eğitim olması lazım. Çocuğum, Ahlak olması lazım. Başlayalım. Yani. Çocukla başlayalım. Deli gibi uğraşıyor. Aile. Tamam. Başak Hanım çocukla e uğraşıyor, zamanını alıyor, yani. alıyor ya. Ahlak. Çocukla uğraşıp zamanını aldığı için entübe edelim diyor. Yani Hı. çocukla zaman geçirmemek Ve için. Ve ses çıkarıyor diyor, susturuyor, çıkarıyor uyuşturuyor diye. çocuğu yani. Ne diyor ki? Hocam özel bebeğe yani biraz önce öyle hakkında konuştukları bebek için eee D ile başlayan işte bir madde, madde adını zikrediyor. Anestezik madde koklattım deli gibi ağlıyordu kestim nefesini. Abi. Sesinden rahatsız olmuş ya. Ya bu kişiler nasıl bu mesleği gerçekten hani biz yapıyoruz ya hakim, hakem, hekim. Hani bunlar hep aynı kökten tabii, gelir. Tabii tabii. tabii. Hani gerçekten kendinizi verirsiniz. Kararlarına karşı evet. bırakırsınız. E Bunlar da sonuçta sağlık çalışanları. Biz bunlar için hatırlayın tabii iyi yapanları bir kenara bırakıyoruz ama özel kanun çıkarttık Başak Hanım. Yani, yani şiddetin önlenmesi için yapanları ayırıyoruz ama dünyadaki sayılarda dünyadaki sayılarda biz bebek ölüm oranında gerideyiz. Yani evet. bebeklerimizi koruyabiliyor dünyadaki sayılar bu yönde. Yani Türkiye istatistiklerinde biz sınıfta kalmamışız. Çocuk ölümlerini durdurabilmişiz. E bunun için bir çaba harcamışız. O evet. yüzden de anne ölüm oranı bir kadının gebelik veya doğum sırasında ya da gebeliğin sonlandırılmasından sonraki 42 gün gün içindeki ölümü bir kadının sağlık durumu önemli bir göstergesidir ve sağlık sistemi performansını değerlendirmek için kullanılır. Evet. Yani elimizdeki istatistiklerde verilerde bir sınıfta kalmamışız. Bebek ölümünde yoğun bir büyük ülke, bir ülke değiliz. Harcamış. Evet. mi yani, zaten bir biz, kenara bırakıyoruz. Biz Çok iyi yapanlar de, var. Pandemide de dünyadaki örneklere baktığımızda hekimlerimiz bizi yaşatmak için ciddi çaba harcadı. Biz alkışladık doktorumuzu. Evet. Yani birçok ülkede sokağın içinde önünde insanlar düşüp ölürken bu onlar için de büyük sorun. Şimdi evet. Onlar için de işini iyi yapan gerçekten böyle hani işte dediğiniz bu gibi kadar ayakta çaba, çaba sarf edeceğimiz aslında onlar da töhmet altında kalıyor. Sizin sorduğunuz çok kıymetli. Yarın Allah korusun bir probleminiz var. Ne Yeni Doğan'a gidebilirsiniz. Ben hatta iddia ediyorum Yeni Doğan'a bunu yapan çete yaşlılara ne yapmıştır acaba gerçekten çok merak ediyorum. Bakın Burası ediyorum. çok önemli bir nokta ve bunun e, mutlaka araştırılması gerekiyor e, ve insanların bu anlamda kaygılarının giderilmesi gerekiyor. Ee, bu şüpheyle e, yakınlarınızı emanet etmekte Tabii. güçlük çekersiniz Yok. ve ne yapacağınızı bilemezsiniz. Bu ister bebeğiniz olsun ister anneniz, babanız, Kesinlikle. kardeşiniz, eşiniz, dostunuz olsun. İşin yani... garip bir tarafı da şey, bakanlık yetkilisiyle görüşüyordum Başak evet. Şengül. Şunu söyledi, devletten özele sevk çok fazla yoktur. Sevkler daha çok özelden devlet olur. Biz burada kamu hastanesindeki doğan bir çocuğun özel hastaneye gittiğini görüyoruz. Bu Türkiye'de çok az görülen bir durum aslında. O örgütün işte bu. Örgütün örgütün işte işinden kaynaklanıyor. Diyorlar ki erken e, doğum Hırmeti. riski olan gebeleri takip ediyorlar. Öncesinden takip ediyorlar. Evet, takip Ama şu an devlet de çok büyük bir donanım var. Yani Aytu Atıcının az önce söylediği bazı sözlere katılıyorum. Denetleme çok önemli. Çocukları devlete emanet ediyoruz. Bunlar doğru ama burada bir çeteleşme var. Bu çeteleşmeyi de bir buçuk sene önce tespit etmişler. Zaten İl Sağlık Müdürlüğü tespit etmiş. Biz bu bir buçuk sene önceki olayları konuşuyoruz aslında. Ve bu olaylar tekrar edilmesin diye. Türkiye'de devlet hastaneleri tam donanımlıdır. 2023 CİMER'de başladı. CİMER'de yani. başlıyor. Devlet hastaneleri tam, tam donanımlıdır. Özel hastanelerden daha iyidir ve özele sev yok denecek kadar azdır daha çok sevkler özeldeki imkan az olduğu için öbür tarafı olur. Şu var, özelde de aynı imkan olmalı. Doğru. İmkanı yoksa da özel hastaneyi açmasın. Aslında yani böyle. hacı yakışıklı kamu sağlık harcamasının ilk kalemi bebeklerin yaşatılması yönünde. <laughs> evet. Yani o bebeklerin yaşatılması için bir ödenek veriliyor özel hastanelere. Evet işte o, ödeneyi sömüren, o ödeneği sömürüyorlar. O ödeneyi de bu şekilde sömüyoruz Çocukları çocukların üstünden kazanç sağlamak için kullanılıyorlar. Yani kötüye bir kullanım ve kasten öldürmeye dönüyor. Şuradaki evet. yazı hangi aileye hangimizi yerinden etmez. Koklattım deli gibi ağlıyordu kestim nefesini. Burada emsal cezaların gerçekten Hocam çok lazım. özür dilerim Aytu hocam bu madde nedir biz tam anlayamadık. Yani e, sakinleştirici bir maddedir. E, tabii bakın yine söyleyeyim e, az önce avukat arkadaşlarımızdan bir tanesi dedi ki ya bunu nasıl denetimle test edeceksiniz? Ya bırakın bize bize bırakın o işi. Biz biliriz. Bizi bakanlık denetime çağırsın bizimle beraber yeni doğan uzmanlarıyla beraber gidelim. Biz ünitenin içine girdiğimiz anda hayatımızın geçtiği bir ortam. Siz nasıl ki adliyi koklar koklamaz, hakimi görür görmez, savcıyı görür görmez nasıl ki bir değerlendirme yaparsanız biz de bunu biliriz. Üstelik elimizde somut veriler var. Yani bakanlık diyor ki şu 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 olacak. Biz bunları denetlerken hemşireyle konuşuruz, doktorla konuşuruz, kayıtlara bakarız. Bunlar olmuyor Başak Hanım yeterince. Bakın deminden beri Vaka bazlı gidiyorsunuz. Bakın sorun evet önemlidir. Ateş düştüğü yeri yakar doğrudur. Müvekkillerin tabi avukatları, efendim anne babalar acı içindedir. Siz de basın mensubu olarak bunu yansıtmak zorundasınız. Ama esas sorumluluğumuz bu, bu iş niye oldu? Sadece bu çakalların yüzünden mi oldu? Yoksa? İşin içerisinde sistemsel sorun var ve tekrar edebilir mi? Bakın buraya parmak hey, basmak efendim. lazım. Örneğin. Evet. Bir dakika. Bir şey Buyurun. söyleyeceğim. Örneğin. Daha demin çok dediniz ki. konuşacağımız efendim. Tabi, demin dediniz ki soruşturma arkadaşlar mı söylediler? İşte Mart 2023'te e, Cimer 2 Mayıs'ta soruşturma başlamış ve 18 ay sürüyor bu soruşturma Hanım. Bakın 18 ay değil. 18 günde bu iş bulunur. Bakın iddialı konuşuyorum. Cimer'e şikayet gitti. Cimer'den eğer ciddiye alınmış olsaydı ve Sağlık Bakanlığı Türk Neonatoloji Derneği'nden... Bulacağım ama onu da izleyicilerimize de hatırlatmış olalım, eklemiş olalım. Burada bu örgüt üyelerini uyandırmamak için de, deyim yerindeyse fark etmemelerini Efendim, sağlamak için olur mu öyle şey? bir hassasiyetle Bebek ilerleniyor. Çünkü hangi hastanelerde hanım, tam, dakika, tam olarak ne dakika, yapıyorlar? Tüm tahlillerde, tüm tahlillerde de... oynama yapılıyor. Efendim? Tüm tahlillerde oynama Bakın... yapılıyor. Teknik Lütfen takip ya bebek yani. ölürken böyle bir şey yapamazsınız. Belgeler, yani sahte, bu bir, düzenleniyor. Bu bir Belgeler sahte düzenleniyor. bir Belgeler sahte düzenleniyor deniyor. Değil. E, bu rutin denetimle ortaya deniyor. çıkabilecek bu bir husus değil. Ayrıca örgüt üyeleri kendi aralarında da zaten şifreli Başlangıç ilerliyorlar. Kalıncı, yani bakın. görevini kötüye kullanan insanlarla mücadele etmek de ayrı bir konu. Bir de örgüt olacağı için kim hani hukuk tabii hmm. tekniğini sayın vekilim söyler ama hani hukuk tekniği açısından ile dinleyeceksiniz? Teknik takip yapacaksınız, kararları alacaksınız. Kendi idari olarak sonuçta hakim hukuk. O, o yargılama sürecinde olay bu, bu kişi. şöyle bir kişi şey var. Savcıyı, savcıyı da tehdit, tehdit edecek kadar gözü dönmüş biri. o bana en bana. son Ekim'deki yani. olay.